konağın ihtiyaçları hemen göz önüne çıkıyor. Belki birkaç başlıkta ilk 3 ya da ilk 5 gibi bir sıralama sizin gözünüzde neler var desem, tespitlerinizle alakalı olarak ne söylersiniz? Kentsel dönüşüm çok önemli ama tabii bu mesela yani yine aynı şeye geliyoruz. Gürçeşme'de, Gültepe'de kentsel dönüşüm çok önemli. Alsancak'ta otopark çok önemli. Göztepe'de altyapı çok önemli. Eşrefpaşa'da ulaşım çok önemli. Yani bölgesel olarak aslında hepsinin kendi içinde problemleri var biraz önce dedim. Ama kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım bence en öncelikli işlerimizden ilk üç olacaktır. Doğru. Kimi gerçekler de var. Deprem bunlardan bir tanesi özellikle. Kesinlikle. En riskli bölgede olduğumuzu düşünecek olursak o fay haritası üstünde. Kesinlikle. Elzem. Yani çok hızlı bir şekilde de yapacağımıza da inanıyorum ben. Çünkü bizden önce çalışılmış bir imar planı var Gülçeşme için. Batur Başkan'ın zamanında yapılmış. Bizim de meclis üyelerimizin ortak kararıyla beraber geçirilmiş bir karar. Oradaki ufak tefek imar plan tadilatlarıyla, çünkü Expo'nun orada olmasını ne vatandaş istiyor, ne kamu istiyor, hiç kimse istemiyor. Expo alanını oradan çıkarttığımız anda zaten bölgeyi çok rahatlatmış oluyoruz. Orada bir mesela direkt kentsel dönüşümü başlatacağız. Burada altyapı, bugün yine kemer altındaydım. İnanın yani içler acısı, sözde bitti denilen kemer altını ne olur gidin gezin ama ana şeylerin değil. Yani ara sokakları. Ara sokakları gezin. Hala toz toprak içerisinde. Yani ve şu anda insanlar diyorlar ki seçim sürecine girdikten sonra muhatap da bulamıyoruz karşımızda. Muhatabımız kim? Yani kime hesabını soracağız? Ama hakkınız var mı sizin o insanların oradaki ticaretini engellemeye, oradaki sürekli kendi mallarına verilen toz toprak? Yani evet. Hakkınız yok. Girmek istemiyorsunuz çünkü her an orada bir engelli bireysiniz. Düşebilirsiniz, ayağınızı burkabilirsiniz. Yani sürekli böyle başınız önde yürüyorsunuz. Dolayısıyla o çalışmaların orası tamamlanması. Orası mesela altyapısı çok önemli. Ulaşımda şimdi burada battı çıktıları Hamza Bey açıkladı zaten. Alsancak'ta yapacağımız, Alsancak Tren Garı'nın orada yapacağımız bir meydan projemiz var. Orada da şehir trafiğini, gelen trafiği, Alsancak'a geliş, Bayraktan geliş trafiğini çok rahatlatacak bir projemiz var. Limandan çıkan tırların çıkış noktaları artık şehrin trafiğine girmeden deplase edilecek. Bunlar zaten hani şu anda aklımızda oluşmuş şeyler. O yüzden projeler sıra sıra icraata girecek. 1 Nisan sabahı yeter ki başarıyla uyanalım.